Vallahi işte yani ağladık. Çok duygusaldı. Zaten benim dünya üzerinde en sevdiğim şarkıların sahibi. Filmde de çoğunu dinledik. Show Must Go On'u duyamadım, ona üzüldüm ama güzeldi. Diğerlerini dinleme fırsatı Evet. oldu en azından. Hikayesi de çok hani güzel bir hikayesi var Queen'in de. İlham Evet. aldığın şarkıları falan var mı söylediğin? Aslında ilham aldığım sözlerinden çok ilham alıyorum ve özellikle yurt dışı için tasarladığım kariyerimde birazcık daha o tarzlara kaymayı hedefliyorum. Yurt dışı demişken de bir müzik çalışması olacak zaten. Yurt dışındaki aranjörlerle de çalışıyorsun. Oradaki son süreç ne? Son süreçte Diplo ile beraber görüşüp Major Lazer için bir şarkı yapmaya karar verdik. Ve ben de madem böyle bir şey var, o zaman Türkiye'nin böyle bir projeye ihtiyacı var deyip Türkçe olmasını rica ettim ve kabul ettiler. İki aşamalı olacak. İlki Türkçe olacak, ikincisi yabancı olacak ama tabii ki daha başlangıç, yani daha başladık, bir şey bitmiş ya da sonuçlanmış değil. Bir araya geldik ve çalışıyoruz. Ne zaman içimize sinerse o zaman çıkacak ama ilk Türkçe çıkacak. İçimize sinmezse çıkmayacak, öyle bir şey yani. Çalışıyoruz. Süreç nasıl ilerliyor? Peki içine siniyor mu şu anki süreç? Her şey çok içime siniyor. Gerçekten zor bir dönemden geçtim geçmişte. Ama şu an ve bugünler gerçekten çok iyi hissediyorum. Neden bilmiyorum. Ekstra olarak enerjimde de zaten bu mutluluğu insanların gördüğünü, hissettiğini hissediyorum. Zor süreçler geçirdim dediniz. Neler de onlar? Genel olarak yani hepimiz beraber geçirdiğimiz için aslında Aynen. hepimiz biliyoruz. O yüzden şu an çok iyiyim, bilmiyorum. En böyle kendimi çocuk gibi hissettiğim, rahat hissettiğim bir dönemde, çok mutlu bir dönemdeyim. Sosyal medyadaki takipleşmeyi soralım. Çok konuşuldu David Beckham'ın oğlunun seni takip etmesi. Bir konuşma fırsatınız oldu mu sonrasında bir yandan? Beni takip etti, evet. Ben de onun takibine geri döndüm. O aynı zamanda biliyorsunuz çok iyi bir fotoğrafçı. Ve ben de onun o misyonunu çok beğeniyorum. Çok iyi işleri var zaten. Belki bir gün bir şeyler yaparız ileride. Konuşma fırsatınız oldu mu peki? Yani Bir o da bende kontak kalsın yani, artık her şeyimi anlatmayayım burada hepinize. mı? Reklam filmine gelelim. O da çok sevildi. Evet. Dansın çok konuşuldu. Evet, çok az çalışabildik, 2 hafta kadar. Çok bir anda çok beyaz oldu her şey. Aynen. Şöyle misin ama? Reklama gelelim tekrar. Reklam Reklam çok işte, konuşuldu. evet, Dansın çok çok az konuşuldu. çalışabildik, 2 hafta kadar. Ama sonra reklamı çektik ama benim pole dance öğretmenim dedi ki, inanamıyorum işte, ikinci haftanda direğin tepesinde ters duruyorsun, sen devam etmelisin, yeteneklisin dedi ve ben de onun gazıyla o zaman bu işte çok profesyonel olmak istiyorum deyip çalışmalara başladım. Şu anda bayağı direkte taklalar falan atıyorum Yeni yani. kliplerde görür müyüz onları? Yeni kliplerde mi olur, yeni konserlerde mi, projelerde mi bilmiyorum ama pole dansı ile beraber akrobasiye de çok merak sardım. Çünkü ipte yürüme falan biliyorsunuz, kendim Evet. yaptım onları. Ve dediğim gibi çok kısa süre içinde hallettim. Bu kadar kısa süre içinde yapabilmem de, evet, yetenekli olabilirim sanırım bu konudayı bana hissettirdi. Zaten küçükken de bale yapıyordum. Oradan da kalma bir denge, balans olayları bende mevcut. Şimdi de öyle olunca hayatımda ve sahne şovlarımda her zaman akrobasiyi ve zor güç ve zeka ve denge gerektiren şeyleri göreceksiniz. Peki bugün çıkan haberleri soralım. Sinan Gümüş ile ilgili aşk iddiaları çıktı. Galatasaray futbolcuyla neler söylemek istersin? Açıkçası bugün işte Brooklyn Beckham'la da çıktı falan filan. Sinan'ı tanıyorum, çok başarılı. Hiç yani o kadar. Başka da biliyorsunuz yani, artık her şeye haber yapıyorlar arkadaşlar. Sadece tanıyorum. Galatasaray'la benim şarkım var biliyorsunuz. Oradan da zaten Galatasaray'a sempatimiz, sevgimiz var. Galatasaray'a selamlar buradan. Öpüyoruz. Son olarak da Emrah Karaduman'ın Bruno Estetiğini soralım. Haberim yok. Çok yoğunuz ikimiz de.
görüşmüyoruz. Görüşmüyoruz. Biraz bir yoğunuz. Bir cüslük oldu yoksa işlerden dolayı? Yok, yok, işlerden dolayı. Onun işleri çok, benim çok. Çokuz yani. Görüşmüyoruz. Peki, çok teşekkürler.